Merhabalar ben köftes köfte ve 71 son kullanıcı dağıtımları videosuna hoş geldiniz ve bu bölümdeki konumuz Linux Mint. Peki Linux Mint mi nedir? Kendisi Ubuntu tabanlı bir dağıtım. Aa, bu arada Ubuntu tabanlı diyoruz da Ayrıca bir de Debian Debian tabanlı versiyonu var. Bu versiyon aslında genel Linux Mint ile aynı sadece Taban olarak direkt Debian'ı kullanıyor. Ee, aralarındaki farkı çok detaylı bilmiyorum. Linux Mint biraz benim uzak olduğum bir alan. Evet ve şu an karşınızda Linux Mint 19.1 var. Evet Linux Mint öncelikli olarak ne ile geliyor? 3 farklı ya sunum vardı. Eskiden 4'tü. KD varyasyonunu çıkarttılar. Şu an Cinnamon Mate ve XFCE var. Ee, şu an karşınıza gördüğünüz Cinnamon. Hatta ve hatta 19.1 ile beraber Cinnamon 4'e geçtiler. Bununla beraber... Evet, Linux Mint'in kurulumuna biraz gelelim. Linux Mint'in kurulumu inanılmaz kolay. Hatta ee, muhtemelen bu süre içerisinde hızlıca göstermişimdir. Ubuntu, Elementary OS vesaire gibi bir dağıtım kurduysanız birebir aynı şekilde. Neredeyse birebir aynı şekilde. Hani basitçe en çok zorlanacağınız taraf disk bölümlendirme. Orada da basit disk düzeni nedir biliyorsanız ki Ubuntu ya da başka bir dağıtım kurmuşsanız aslında Windows bile kurmuşsanız onu biliyorsunuz demektir. Bu şekilde bir dağıtım kendisi. Kurulumu bu şekilde bir ekranda da gösterdim. Kuruduktan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Bir hoş geldiniz ekranı. Bunu aslında inanılmaz derecede yardımcı buluyorum çünkü pek çok noktada sizi güzelce yönlendiriyor. İlk olarak sürüm notları, yeni özellikler ya da belgelendirme gibi kısımlar kesinlikle sizin daha fazla bilgi elde etmenizi sağlayacak, yani şey, sisteminiz hakkında rahatlıkla bilgi elde edebilmenizi sağlayacak yerler. Bunun yanı sıra gene yardım kaynakları mesela Linux Mint'te bir sorun yaşarsanız burada otomatik olarak sizi yönlendirdiği yardım kaynakları var. Katkıda bulunun muhtemelen çoğumuzu ilgilendirmeyecek ancak katkıda bulunmak isterseniz projeye gene oradan yönlendiriyor. Sizi asıl ilgilendirecek nokta en çok ilgilendirecek burası. İlk olarak sürücü yöneticisine bir gelelim. Tabii ki de benden sudo parolamı istiyor. Sudo parolası genelde sizin eğer sudo grubundaysanız eğer sizin kullanıcı parolanızdır. Evet, buradan sürücü seçimliği Belirliyor. Mesela e, ekran kartı sürücünüz vesaire burada gözükecektir ve buradan rahatlıkla ayarlayacaksınız. Ben şu an e, sanal bilgisayarda olduğu için hiç uğraşmıyorum. Ben bu kurulumda bu arada videoda 19.0'ın kurumunu da göstermiş olabilirim, 19.1'ini de göstermiş olabilirim. İkisinden birinde ben... 19.1'de ben... ...çoklu ortam çözücüleri yani kodek... ...butonuna tıklamadım. Buradan tıklarsam eğer... ...paket bilgisini... ...tabii iki kere tıklayınca olmuyor. Evet. Buradan direkt kur dediğim takdirde bana paketleri kuracak. Zalet. Bu arada ben hemen bir şey yapacağım çünkü sanal bilgisayarda efektler biraz kasıyor. Ben efekt istemiyorum şu an. Da teşekkürler. Ve evet, çok daha akıcı. Tabi sürücüleri de yüklemedim. Devam edelim. Burada güncelleme yöneticisi, güncel mutlancısı, basitçe sisteminizi güncelleyeceğiniz alan, paketlerinizi güncelleyeceğiniz, Masaüstü düzeni, burası biraz e, tıkladıktan sonra donuyor, güncelliyor. Bu, önceki sürüm. 19 ya da önceki bir sürüm kurarsanız görüntünüz bu şekilde. 19.04 ile beraber buna geçtiler. 19.01 ile pardon, 19.04 nereden çıktı? <laughs> Ubuntu bir aldı. E, daha modern bir e, yapıda kullanıyorlar daha Windows 10 vari bir yapı bu arada Cinnamon hakkında daha doğrusu Mint hakkında bir detay Cinnamon hakkında da oluyor Windows vari bir arayüzle geliyorlar o yüzden Windows'tan gelen bir kullanıcı aslında baya rahat adapte olabiliyor sistem ayarları, sistem ayarları oraya değineceğiz biraz aslında burası biraz daha Cinnamon'ın olayı yazılım yöneticisi Linux Mint'in kendi yazılım yöneticisi aslında non -bir yazılım yöneticisinin biraz daha türevi gibi bir şey. Buradan yazılımlarınızı rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Mesela grafik odaklı yazılımlar gibi. Ya da ofis uygulamaları. Ben şu an bir şey kurmayacağım çünkü sistemin kendisinden gelen yazılımlarla değineceğiz. Ee, güvenlik duvarı kısmı da güvenlik duvarı. Bu arada, Güvenlik duvarından sonra sistem ee, burada hani güvenlik duvarı kurallarını ayarlayabiliyorsunuz. Ne girecek, ne girmeyecek. Bir güzel nokta daha. Burası iyi ayarlamadım ancak bu araç kendisi uh, Time Shift çok güzel bir yedekleme aracı. Eğer sistem yedeğinizi düzenli olarak almak istiyorsanız kaybet yani veri kaybetmek istemiyorsanız TimeShift kesinlikle kurcalamanız ve zaman geçirmeniz gereken bir yazılım. Ve beraber geliyor. Evet ilk adım kısmını geçtiğimize göre kurulu gelen programlara gelelim. İlk olarak kurulu gelen web tarayıcısı Firefox. Ee, pek çoğunuz muhtemelen Firefox kullanıyor. Ya Firefox kullanıyordur ya da Chromium'la ile Chromium, Chromium kullanıyordur. Bir kısmınız da Opera kullanıyordur. Firefox her türlü makul bir web tarayıcısı ki benim kişisel tercihim. Ge standart web tarayıcısı olarak kesinlikle ideal bir web tarayıcısı. Hatta bu, bu Elementor öğesinin eksi noktalarından biri benim gözümde çünkü çok fazla tercih edilmeyen bir web tarayıcısını ön talım olarak getiriyorlar. Mint'in bir ilginç noktası bayağı bir programla beraber geliyor aslında. Panelde şu an için web tarayıcımız, terminalimiz ve dosya yöneticimiz var. Terminalin konması panelde biraz mantıksız gibi Gelebilir. Evet bana da geliyor şahsen son kullanıcı bakımından. Dosya yöneticisi olarak Cinnamon'ın dosya yöneticisi Nemo kullanılır. Ki Nemo benim her daim öner... Hani GTK... GTK dosya yöneticileri arasında benim kesinlikle favorim. Hatta ee, bilen biliyordur. Ben kısa bir ara NOM kullandım bu yaz. Ubuntu ve NOM beraber kullandım. O Ubuntu kurulumunda bile dosya yöneticisini Nemo'ya çevirdim. Nemo gerçekten güzel bir dosya yöneticisidir. Ki hatta şu anki awesome kurulumumda da grafiksel bir dosya yöneticisine ihtiyaç duyduğumda Nemo kullanıyorum. Gelelim menümüze. Bu arada evet meta tuşuna bastığımızda gene açılıyor yani Windows tuşuna bastığımızda. Ekran klavyesiyle geliyormuş. Basit bir ekran klavyesi. Donatılarda arşiv yöneticisi gibi noktalar. Redshift ile beraber kurulu geliyor ki Redshift'i bu arada e, e, laptoplarda ya da aslında gece çalışan biri için şiddetle tavsiye ederim. Akşam saati geldiğinde ekranın doygunluğunu azaltıyorlar. Yani biraz daha kırmızı bir tona çekiyorlar ki gözünüzü yormasınlar. Ki benim inanılmaz işime yarıyor bu şey. Diğer türlü yo çok yoruyor. Hmm, kalıp yazıcıyla beraber de geliyormuş. Bu arada menü hakkında bir şey bakacağım menü uygulama isimlerini göster neyse burayı kurucu şu an bakamadım neyse devam edelim <laughs> donatılarda bu tarz uygulamalar var aslında yani standart uygulamalar genel olarak biz asıl güzel noktalara gelelim belge tarayıcı var GIMP var. Pix var. Pix nedir diye soracak olursanız basitçe resim organizasyon uygulaması. Aynı zamanda resim gösterici. Gimp. Aslında Photoshop alternatifi diyebiliriz. Evet Photoshop alternatifi. Açık kaynak kodu. Resim düzenleme uygulaması. Kendisini severiz. Sayarız. İnternet konusunda Firefox tabii ki de var. Mail Client olarak Thunderbird geliyor yine Mozilla'dan. Transmission Torrent Client'ı ve Hatchjet, IRC. Ee, burada muhtemelen tahminimce YY yeah, E-mail Argument. Evet, Linux Mint'in kendi sayfasına, kendi kanalına bağlanıyor. Oradan direkt yardım alabilirsiniz. Ofis konusunda LibreOffice tabii ki de geliyor. Takvim uygulaması muhtemelen evet, NOM'un takvim uygulaması. Ses konusunda... Evet, çoklu ortam çöl Bunu kur diyor illa bize. Bakalım, kuralım. Aa, kurmamıştım onu, dalgınlıkla kurmadım aslında, normalde kuruyorum. Kur. Tabii ki de benden parola mı isteyecek? Medya kodeksi kursun o arkada. Dolayısıyla da buraya daha sonradan bakarız. Tercihler burası ayar kısmı buraya değineceğiz. Yönetimsel araçlar. Geri çek. ...larını. Synaptics paket yöneticisine değinelim biraz birazdan. Yedekleme aracı. Evet. Normal bir kullanıcının ihtiyaç duyacağı uygulamalar bu şekilde. Bu arada sistem gözlemleyicisi olarak ne kullanıyorlar? Yardım. Sistem monitör. Sanırım Nomunki bu, evet. Ya Nomunki ya da ki Emin değilim. Orada şu güncelleme ilginç olmuş. Evet, sistem ayarlarına biraz değineyim. Sistem ayarları daha çok Cinnamon'ın kendi sistem ayarları olacağı için çok fazla değinmeyeceğim. Ancak Cinnamon'a genel olarak bir değineceğim. Cinnamon nasıl bir paket oyun? En yani masaüstü yönündeyse. değilse. Ee, herhalde özelleştirilme bakımından bütün masaüstü yöneticiler arasında KD'den sonra en fazla özelleştirilebilen olabilir kendisi. <laughs> ne şekilde? Mesela eklentiler kısmına girelim. Tabii önce benden bunu güncelleme isteyecek. Burada bayağı ilginç bir aslında normal eklenti. Bunlar guess. Masaüstü ve pencere yönetimindeki genel davranışları düzenleyen eklentiler ve bayağı İlginç seçenekler var. Gelelim. Şu panele ben bir şey yerleştirmek istiyorum. Uygulamacıklar. Türkçe'ye böyle çevrilmiş. <laughs> evet. Paket datasını indiriyorum. Mesela hmm. Sinomeni'yi indirelim. İndirdi. Ve buradan sürükleyerek koyamıyorduk değil mi? Artıyı da koydum ve buraya yerleştirdi sinema gibi. Bu şekilde uygulamaları yerleştirip düzenleyebiliyorsunuz. Şurada düzenle moduna girdiğimizde zaten konumları da değişebiliyor. Evet. Bu sinemanın genel bir durumu. Hatta ve hatta böyle bir olayımız da var kendi widget desteği var. E bu widgetlarını buradan indirebiliyorsunuz. Onun yanı sıra kodeklerimiz indi. Buraya tekrar bakabiliriz. Yeni bir uygulama gelmiş mi? Hayır gelmemiş. Aa, VLC gelmiş. Evet. VLC kurulu geliyor. Normalde onu seçerseniz eğer. Written box. Kendisi her daim makul bir müzik çalar uygulamasıdır. Ortam oynatıcı muhtemelen bakalım sen nesin? X player'mış. Temel basit bir e, video oynatıcı. Arka planlar konusunda stand kurulu gelen arka planlar bu benim zevkime göre kesinlikle fazla şata battı. Ve bunlar da varmış. Hmm. Evet. Ben şunu alayım. Evet devam edelim. Ee, tercihleri... Pardon, sistem ayarlarına geri dönelim. Efektler, sinemanın efektleri. Temalar aynı, ıı, aynı şekilde GSK ve ıı, ikon temaları. Ki burada aslında baya bir seçenek varmış. Hmm, aksentleri değiştiriyormuş bu. Evet. Bence bu iyi yine. Bu ton temaları. Pink değil purple seçecektim. Evet. Hatta dur şurayı da purple yapalım. Mor iyidir. Neden bilmiyorum mor rengi çok seviyorum. Minty'e'yi de evet demin ki. Minty'e purple. <laughs> bu çok pur mor oldu. Evet. Bu şekilde bayağı uğraşabili... Kocalayabileceğiniz noktalar var. Burada temaları da indirebiliyorsunuz ki bunlar bu arada... Daha dur. Şuna tıklarsak eğer muhtemelen bizi Firefox'a atacak. Evet. Cinnamon Spices sitesinden ayarlanıyor, çekiliyor. Oraya kendiniz de ekleyebiliyorsunuz eğer bir tema ya da uygulama yaptıysanız. Bu arada bunlar JavaScript'de yazılıyor. Zamanla bir tanesini güncelliyordum. Cinnamon <laughs> kullandığı dönemler. Cinnamon bu arada cidden güzel bir e, masaüstü ortamıdır. Eğer hani düz masaüstü ortam arıyorsanız ve yani çok hafif olmasın ancak sistemi de yormasın kafasındaysanız Cinnamon gerçekten güzel. Aşırı özelleştirilebilir bir masaüstü ortama. Daha hafif bir şeyler isterseniz XFCE ya da Mate seçeneklerini sunuyor size. Evet. Linux Mint genel olarak bu şekilde bir e, ee, dağıtım. Taban olarak dediğim gibi Ubuntu kullanıyor. Evet, güncelleme aracı da bu şekilde. Buradan bütün güncellemenizi rahatlıkla kurabiliyorsunuz. Ee, Snapix'i gösterecektim bir de. Snapix aslında pek çok e, Debian tabanlı dağıtımlar için gelişmiş bir paket yöneticisi. Evet. O zaman videomuzu bu noktada bitirebiliriz. Genel bir özet geçelim. Mint gerçekten son kullanıcılar için güzel bir dağıtım. Şiddet de tavsiye ederim. Deneyin. Ee, Ubuntu tabanlı olduğu için yardım bulması kolay. Ee, sıkıntı yaşarsanız kaynak bulması kolay ki popüler de bir dağıtım olduğu için kullanıcı kitlesi de geniş. Kendim bu kitleye çok yakın değilim ancak az buçuk biliyorum. Uzun süreli Mint kullanmış tanıdıklarım da var. Kendim hiç kullanmadım. Cinnamon kullandım ama ve Cinnamon Mint projesi altında gelişmiş bir proje. Mate de aynı şekilde. Ve Emin, bir kullanıcının ihtiyaç duyacağı her şeyi ona sağlayacak bir dağıtım diyebiliriz. Paket bulması kolay. PPA desteği var vesaire vesaire. PPA dediğimiz şey Ubuntu'nun ek paket depoları. Ubuntu tabanlı olduğu için hatta Ubuntu 18.04 tabanlı olması lazım emin değilsem. Eee Ubuntu 18.04 için yapılmış herhangi bir şey Mint altında da çalışacaktır. Evet. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.